Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda Albert Wesler'le DH ile oynayacağız. DH Dead by Daylight'a yeni geldi. Şöyle yeteneklerini görmek isteyenler için yetenekler üzerinde durdurayım. İsterseniz videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Kısacası özel bir gücümüz var. Bir de Uroboros lanetimiz var. Lanet mi desek aslında hastalık diyelim. Hastalık. Kurbanları bulaştırıyoruz. Kurbanları alıp duvarlara vurabiliyoruz. Kurbanları fırlatabiliyoruz. Hepsi kurbanlara bir health state yani bir can durumu hasar veriyor. Ve kurbanlar hastalanıyor. Hastalandıkları zaman maksimum hastalık seviyesine geldiklerinde kurbanları yakaladığımızda direkt olarak kucağımıza alıyoruz. Yani herhangi bir yere fırlatmıyoruz ya da yere düşmüyorlar. Sonra ipi asabiliyoruz. Bunun dışında kurbanların bu hastalıktan kurtulması için map'te Nemesis'teki gibi kutular var. Kutulardan first aid spray alıp kendilerine sıkmaları gerekiyor. Bir de Albert'in gücünün şöyle iyi bir yanı var. Albert bu kurbanları yakalamak için ileri atıldığı yeteneğiyle paletlerin ya da pencerelerin üstünden direkt olarak atlayabiliyor. Hem de hızlı bir şekilde atlıyor. Bu bayağı loop'larda size aşırı güç veren bir durum. Çünkü şöyle düşünün. Sürekli adamın atladığı bir yer var diyelim. Adamın arkasından pat diye atlayıp sen nereye gidiyorsun deyip vurabiliyorsunuz. Legion'da bunu yaptığınız zaman hani adamı yere düşüremiyorsunuz kendi gücünüzde olduğunuz için. En fazla yaralanıyor. Ama Albert'te adamı yaralamanız mümkün. Yaraladıktan sonra alıp duvara vurmanız mümkün. Özellikle alıp duvara vurma olayını vesaire süper yapmışlar. Bu arada görünüş vesaire süper şu adamın ya. 3 tane perk'le girdim. Bir tanesi şey, Umut Yiyen. Umut Yiyen'le belki adamları fazla asabilirsek öldürürüz diye. Diğeri de kendi perk'ü. Kendi perk'ü de önümüzde birisi pencereden falan atlarsa bizim de hızlı atlayabilmemizi sağlıyor. Birilerini görmedim oralarda ama. Ha, şuradan birisi geçmiş. Totemlerimizi yedirmememiz lazım hemen. Evet, bu taraftalar. Bakın şöyle üstten direkt atlayabiliyoruz. Gelin buraya. Şu gücümüzü toplarken biraz daha yavaşız. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Oh. Geçmiş olsun. Sözleri süper ya. Oy, çaklayamadık. Gelin buraya. Karakterlere göre konuşuyor bu arada. Hani Rebecca'dan bilerek daha iyi diyor. Yani senden daha fazlasını beklemiştim derken ciddiyen o anlamda diyor yani. Şimdi şu adamı bir yakalayalım. Bayağı bir sözü var. Morris'i de çok güzel. O Mori'yi yapabilirsek. Adam kurtardılar, tamam. Umut'u yiyen büyük aldı böylece direkt. Kurtarılan kişiye vurmayacağım. Hani tanımlama modunu çok sevmiyorum. Onun yerine diğer adamı yakalayalım. Zaten bir de PB'deyiz. Lan git git. Sen git, sen gel. Sen ne yapıyorsun kardeş? Hepsi bu mu ha? Gel. Onu indirse de sorun değil. Gel. Şimdi ne yapacağım? Süper yapmışlar ya. You disappoint me. Is that the best you've got? Ya gitti onu şey yıktı şimdi. Bu arada iki totem birden mi yıktılar? Senin o sevdiğim sözlerinden birisi daha. Resident Evil oynadıysanız bu arada bütün sözlerini biliyorsunuz. Hep oradan alıntı. Bir seni bırakmamış mıydık? Sen başkası birisin. Bu yok, bu başka birisi. Ah olmadı. Bu arada neden şey yapamıyorum? Nedense yeteneğimizi kullanamadım. Bakayım bu sefer olacak mı? Heh. Kardeş öyle kaçış yok. Oyun vakti bitti. Gel şimdi hook vakti. Şu tarafa asalım. Bu arada yetişemeyecek miyiz ya? Yetişemeyeceğiz bu şu. Tamam yetiştik. Kulpayı. Tamam onu kurtarsınlar. Kurtar lan kurtar. Sorun yok. Onu kurtar hadi vurmayacağım.
Kurtar kurtar. Al işte. Adam ölecek, adamı kurtarsana. Seni zaten yakalız her türlü. Geldim ha. Ha bu arada yavaşlıyoruz ondan sonra herhalde. Onu fark ettim. Hani hemen pat diye adamın arkasından koşamıyorsunuz. O ne yapıyor orada? Ha ilaç kullandı diye bildirim geldi herhalde. Buradan aşağı mı atılıyormuş? Çaktırmayın, ben aşağı atladım. Adam orada duruyordu ya. Neyse. Şu adamları kurtarsınlar gidip. Git adamları kurtar. Ölecekler. Diğeri nerede? Bu burada üst katı kapatmaları güzel olmuş bu arada ya. Bayağı sevmediğim şeydi o üst kat. Oh. Tamam, bu arada divar duruyormuş. O adamları... Evet, kurtar. Kıl payı kurtardı son anda. Diğerini de kurtarın. Şöyle uzakta durayım. 3. Bunu da kurtarsınlar 4. Sonra bizim totemi korursak mori yapabiliriz. Kurtarın lan adamı. Lan iyileştirmeyin, gidin adamı kurtarın. Şu gücü bir deneyeyim şuralarda. Bunu iki kere yapabiliyorum özellikle. Ben bir kere kullanıyorum, hiç dikkat etmedim ama iki kere yapabiliyorsak yani felaket güzel olacak bu. Yani en azından bir A tierkiler olabilir. Hani S olmaz büyük ihtimal. Hani hemşireye geçemez kimse ama. Karşısındaki adamı bir kurtaran artık ya. Tamam o adam şeymiş. İlacı kullandıklarını da bir de maksimum seviye şey olduklarını da görebiliyoruz büyük ihtimal. Kurtarmıyorlar adamı. Allah'ım ya Rabbim. Hele şükür kurtardılar. Etrafta dolandım bir 30-40 saniye daha, ondan sonra adamı kurtardılar ya. Bu arada bu yeni map fark etmişsinizdir biraz daha değişik. Hem de daha küçük. Yani bence güzel olmuş böyle. Eski tarafta hani map fazla büyük olsun diye çok saçma looplar falan vardı ama böyle güzel olmuş. Aa hoş geldin. İki kere üst üste bastım bu arada, ondan yakalayabilirim. Felaket mesafe kapatıyor böyle. Oradan atlayacak mı? Geri atlamadı. Ah gücü kapadı. Kaçma, o kadar kolay kaçış yok. Ama bunu şimdi hiçbirini kurtaramayacaklar değil mi? Hepsi son ufka. Allah'ım ver. Adamlar istemeden benim umut yenimi şey olmuş. Hani mühürlemiş oldular. Şu an hiç kimse de kullanamıyoruz. Çünkü 4 yükteyiz. Hepsi de sonukta ölecek. O yüzden kurtaramayacaklar hiçbir zaman kimseyi. Bu adama Mori'yi vermemek için işkence ettiler bize ya solda. Hadi sen çok yanlış anlamışsın durumu ya. Bu müzik süper ya. Allah duvara çarptı. Şu gücümüz tam da olsun, iki kere kullanabildiğimiz zaman kullanmaya çalışayım. Çünkü o iki kere atılmanın avantajı bayağı büyük. Daha bitmedi. Bekle geliyoruz. Buradan önüne tam çıkılıyormuş. Ondan sonra bir kere daha atılabiliyoruz galiba. Onu test etmek lazım. Bakayım. Yok atılamıyoruz, tamam. Neyse sana normal vuracağız kardeş artık. Şöyle alalım.
alalım seni aşağıya. Gelin şimdi. O adam Bruce muymuş adı? Burada hareket hızı... He tamam, devardan geliyor. Neden geliyor diyecektim. Üst kattalar. O üst kata geç. Bu map'te nerede şimdi? Buralardan yok değil mi? Yok. Bu ortadan yukarı gideceğiz de oraya gideceğiz de... Yani hala işkence burası ama en azından biraz daha küçük bir işkence ya. Sen nereye gittin ki? Aşağı mı indin? Evet. Çaktırmayın, kör oldum. Gel buraya gel. Bizden kaçış yok. Bütün map'i dolandırıyorsun bize böyle ama eninde sonunda yakalayacağım. Bu arada hareket hızı falan normal bir katil yani 4.6. Tamam, adamı gördük. Şuradan şöyle gidelim. Buradan daha mı uzun oldu ya? Sonunda. Burada güç toplamayı beklesek daha uzun sürerdi büyük ihtimal. Şurada yapalım ama. Evet. Yani o zaman böyle vururuz. Bıçağımız da var bizim. Şuraya salım git. Kapak falan nerede spawn olacak bilmiyorum hiç. Çünkü hani bu yeni halinde ilk defa harita oynayabildim. Aha! Eğer bunu kurtarabilirlerse mur yapabiliriz birine. Kurtarın lan bunu Allah aşkına. Bak gidiyorum. Lütfen ototemi kırmadı, adam kurtarıyor ya. Tamam. Sonunda görebileceğiz Mori'yi. Buradan yolumu bulabilirsem. Hemen o totem'e gitmeye çalışacağım. Totem'i gördülerse kırabilirler çünkü. Hatta içimden bir ses totem'e gidiyorlar diye. Bir ses geldi. Şu taraftalar. Burada bir yer değil misiniz ya? Ses buradan geldi. Ben mi yanlış duyuyorum ya? Oyunun sesi kısık biraz. Videoda fazla geliyor diye kıstım da yani... Buralardan bir yerden ses geliyor değil miydik? Üst kata mı çıktılar acaba? Hani büyük ihtimal üst kattaydılar ya. Aha. Kanka gel, Mori'yi yapalım, gel gel. Şöyle açık bir yer. Sen bir gel. Ha, şurası güzelmiş. Let's finish this. Gözlüğü takmayı diye ihmal etmiyor yani. Süper ya. Bu adam hani kaçıp kaçmaması önemli değil artık benim için. Biz görevimizi yaptık. Şu tarafa gene de bakayım ama. Onu da yakalayabilirsek güzel olurdu. Bu arada bu maplerde hani... Hani şeyde ya, daha test sürümündeyken... Kapak falan bayağı saçmalayabiliyor. O yüzden üst katta çıkarsa şaşırmayın.
Ah, bulduk galiba. Nerede çıktı? Yani. Burası da adamın aklına gelmez zaten. Şimdi. Bu kapıları hayatta aynı anda koruyamayız. Diğer kapıya gidelim artık ne kadar yetişirsek. Bu map'te hani kapılara bakmak işkence. Çünkü yolu bilmiyorum. Yolu bilsem de çok uzak. Aynen bulduk. Kanka yapacak bir şey yok. Ha olmaz. Sen dışarı çıkacaksın. Yetenekle alıp vuracaktım ama. Olmaz. Bir mori daha yapmamız lazım şurada. Sen kime yumruk atacaksın? Ya adam öyle bir bakışı var ki sanki hani vurmasa öldürmeyecek. O vurduktan sonra tamam bitirelim artık deyip öldürüyor. Bence bayağı güzel kayıt olmuş. Ben yani canlı serverlere geldiğinizde mutlaka yani oynamayı düşünüyorum. Katille alakalı herhangi bir yorumunuz varsa ya da görmek istediğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.